You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna... Let's go! İşte bu be! Oğlum yer miyim lan ben onu? Selam Eksikli kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Arkadaşlar bugün ormanda Master Yi oynuyoruz. Ama neden Master Yi oynuyoruz? Çünkü Master Yi şu anda metanın en yüksek win rate'ine sahip olan jungle hero'su. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu build'i denedim. Hatta bir önceki maç takımım o kadar çok feeder'dı ki pent attım maçı sizle paylaşamayacağım. Belki Efe'ye gönderirim. Efe kesit olarak pentayı koyar. Karakter inanılmaz muazzam güçlü. Yok ediyor. Gerçekten oyunun içinden geçiyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Master Yi'nin eksisi artısı bütün böyle yönlerini bilmeniz gerekiyor. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Yenilmez olarak girdim ürüne. Onit build'i geri gelmiş arkadaşlar. Draktar'la o zırhleşmeli build'i değildi. Şu anda Onit build'ini kasacağız Master Yi'ye. Master Yi hakkında bilmeniz gerekenleri ben size tek tek sıralayıp. Genel olarak hero'yu oynama stili olarak değil de arkadaşlar, oyun stili olarak bilmeniz gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi Master Yi'nin early gankleri çok zayıf. Hatta oyunun en zayıf early ganklerinden bir tanesi. Üzerinde çünkü herhangi bir CC yok. Ondan sonra işte relay'ine gittiğiniz zaman adamlara bir yavaşlatma vesaire hiçbir şey uygulayamıyorsunuz. Yapabileceğiniz tek şey arkadaşlar, early'de bedava kill olursa gidip işte Q atıp 2 tane auto atak atmak. İşte Q'su da zaten ne kadar vuruyor? 90 vuruyor. 2 tane de auto atak atsanız 250 civarında bir hasar. Bu da ormancılar arasında bana kalırsa en düşük. Yani daha düşük hasar veren sanıyorum ki yoktur diye düşünüyorum. Birazcık daha şöyle kısalım, öğretici bir video olacağı için. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunları bilerek oynamamız gerekiyor oyunu. Kesti herhalde değil mi? Aynen. Bir stres yaptı gitti, kesti ondan sonra adamı. Ne yapacağız? Early'de elimizden geldiğince farm yapacağız. Biz farm yaparken arkadaşlar sürekli olarak güçleniyoruz. Yani bu oyunun sonunda late game olduğunda mesela Rammus Master Yi'ni counter olarak geçer. Dakika işte 25'i geçtikten sonra 30'u geçtikten sonra kasmış bir Master Yi. 2 tane 3 tane Rammus'u önüne verin arkadaşlar. Üst üste koyar keser. Ağırlıklı olayımız farm olacak. Takımımızın dikkat etmesi lazım. Siz Master Yi oynarken rakip takımdaki herhangi bir tane jungle karakteri sürekli olarak lane'lere gank spamlayarak arkadaşlar sizin takım arkadaşlarınızın mentalini kırabilir. Master Yi oynarken, takımınızda da Master Yi varken şunu bilmeniz gerekiyor. Siz eşyayla, üzerinize çıktığınız eşyalarla güçleniyorsunuz arkadaşlar. Sizin skill setiniz tamamen eşyaları rakibe vurdurmak. Ya oto atak karakteriyiz zaten. Adamlara sürekli gidip oto atak atacağız. Skill setimiz de oto ataklarımıza yardımcı. Ne yapıyor? Adamı işte yakalıyor ve adamı hızlı koşarak tutmaya sağlıyor. Ya da işte E skill ile işte ekstradan hasar vurdurmaya vesaire sağlıyor. Bütün mevzumuz bu. Şimdi şöyle bir top lane'e gidelim. Sylas'a bir tur orada yardım edebiliriz. Adamın flash'ı var, E'si var. En azından birazcık tutabiliriz, rahatlatabiliriz. Ona öyle hemen atmayacaksın kanka. Atalım şöyle şunu. İki tane vuralım. Bir hit daha atabilirim. Yok, gerek yok, kuleden hasar yemeyelim. Ne oldu? 250 canı kaldı. Sylas ne durumda? Güzel. Sylas onu şu an bir combo ile kesebilir. Şuradan şöyle çıkalım. Desem inanmayın, şurada base atacağım. Hah, atmama gerek kalmadı. Adam da beni orada gördü. Golemimi alayım, geri döneyim arkadaşlar. Sakin olacağız. Rakip takım kasabilir. Rakip takım bir şeyler yapabilir. Everyone is here falan. Ne oluyor lan? Niye bunlar İngilizce konuşuyorlar? Yabancı server'da mıyız? TR'de değil miyiz oğlum? Herkes İngilizce konuşuyor. Farm yapacağız. Bu karakterin bütün olayı farm yapmak arkadaşlar. Onit build'ini kastığınız zaman herkesi tereyağı gibi eritiyor. Tuttuğu herkese 2 tane 3 tane vuruyor. Öyle söyleyeyim yani. Haşmetli Hydra falan çıkıyorum. Sapık sapık şeylerim var. Hepsini bu maç sizlere göstereceğim. Bakın bir tur yardım ettik. Adam direkt üzerine düşen görevi yaptı. Şu an dönmek istemiyorum. Kraken'in şu alt parçasını aldığı zaman bir ince güçleniyor arkadaşlar karakter. Şunu söyleyeyim. Master Yi oynarken bakın, polemik çıkmasın. Tabii ki de aranızda Master Yi'yi benden daha iyi bilenler vardır vesaire. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama hani bilmeyip de daha iyi bilenler var ya. Onlar arkadaşlar burada kulaklarını kapatsınlar, ignorelasınlar. Master Yi oyunda early'de en güçsüz karakterlerden bir tanesi. Ormancılar arasında birçok ormancıdan dayak yiyor. Şu an mesela rakip takımdaki Trundle beni tutsa döver. İşte ne bileyim, karşıda herhangi bir hero arkadaşlar öyle de bizi dövebiliyor. Biz zaten karakterimiz de late game'de çok güçlü olunca ne oluyor? Oyunda her zaman olan bir denge var arkadaşlar. Bazı karakterler öyle de, bazı karakterler late game'de güçlüdür. Bizim de bu dengeyi bilmemiz gerekiyor. Öyle de rakip takıma bol bol elimizden geldiğince saygı duymamız gerekiyor. Şuraya bir ward'u koyalım. Şurada ben bir duracağım. Pyke'den yardım isteyeceğim. Eğer ki Pyke gelirse bu kardeşimizi burada keseriz. Çağırıyorum ben şu anda Pyke'ı. Q'mu atacağım, bana kalacak mı? Pyke çek. Daha ne kadar... Oha kanka. Kanka yani yanlış anlama ama o kadar germe başka bir şey oldu, neyse. Hop, botta bir tane fight çıktı. Şöyle bir gösterelim kendimizi arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim kendimizi. Şurada ben base'i koyayım. En azından burada ölmesin kimse. Elimizden gelen
İki tane Q atmak, lane'e gitmek, bir tane oto atak atmak vesaire. Daha fazlası yok yani. Karakter bu arada tam bir penta makinesi. E ölmez ki o Sylas. Try kaçman lazım oğlum, mal mısın? Ah. Oğlum niye devam etmedin lan? Hah, helal olsun. Dedim 6 level'sın ya. Üstünlüğü verdik arkadaşlar top lane'e. Hemen buradan golem kampımıza gidelim. Elimden geldiğince maksimum dozda farmımı yapacağım. Diğer jungle hero'larından farklı arkadaşlar. Yani birazcık böyle kafanızı ormana gömüyorsunuz yani. Onda yalan yok. Ormana da gömmek zorundasınız. Çünkü böyle rakip takımdaki adam, mesela örnek veriyorum, gank spamlıyor. O kill alamıyor. Adamın alamadığı her kill'de siz mesela burada farmda zaten öne geçmiş oluyorsunuz. Adamı mesela ters tarafta görürsem adamın ormanına gireceğim. Ama şu an için Trundle'dan korkuyorum. Her ne olur Kraken'imi bitiririm. Kraken'im cebimde olur arkadaşlar. 6 level olmuşumdur. O zaman girerim Trundle'la dövüşürüz. Onda sıkıntı yok. Bu arada öleceksin herhalde sanırım. Güzel, ölmedi. Küçük küçük dürtmesi lazım aslında Zed'e de. Çok itiyor mesela koridoru şu anda. Gank yese ölme ihtimali yüksek. Rotasyonunuzu düzgün ayarlamanız lazım arkadaşlar. Ya Char hiç boş durmayacak. Char'ın sürekli bir şeyler kesmesi gerekiyor. Bir yandan da map'i izleyin sürekli öyle bakın. Ben dedim bu kadar öne gidersen Geng'i yersin. Ölüp şimdi beni pinkleyecek. Aha! 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 Aa, o D'ydi iyiydi ya. O D'ydi iyiydi bu arada. Aa, musibetini de basmamış. Olsun olsun, anla ki. Anla ki, anla ki. Olsun. O D'seydi keserdi bu arada. Burada Trundle'ı oynayabilirim. Çünkü Trundle arkadaşlar 5 level'dı. Hani 6 level olsa bile şurada Trundle'ın redinde olacağını biliyorum. Mesela Pyke'a bir yardım atayım bakalım, gelecek mi? Sadece Zed gelirse bizi bozabilir. Sessizce şöyle bir ekmek banmak istiyorum. Hadi oğlum. Oo, burada peki golem kampını almadık mı? Oyunun en yüksek XP'sini veren kampı arkadaşlar. Hep bunu düzenli olarak söylüyorum. Aklınızda bulunsun. Golem kampını da aldık buradan. Oo. Ne çalarsak bird arkadaşlar bizim için. Ya şu an Drake'i çok fazla rushlamama da gerek yok. Yani Drake'e gideceğim, rushlayacağım da bir şey değişmeyecek yani. Girebiliriz. Girebiliriz. Ben burada reset koyuyorum. Girerlerse oynarım, girmezlerse oynamayacağım. İlk Drake bana şu an vakit kaybettirecek, Drake'e de oynamak istemiyorum. Demin girselerdi girerdim peşlerinden de pek girecek gibi değiller arkadaşlar. O yüzden devam ediyoruz. Flash'ım da var. Yani yüksek ihtimalle burada ben dalacağım birilerine. Heh. Red Smite'ımı koydum. Bakın tam ısıracağı sırada Q'yu da koyduk. Tereyağı oldum kanka, kaç ama. Adam alamet öldü lan. Adam alamet öldü arkadaşlar. Şuradan şunu koyalım. Zed beni öldüremez bu arada. W basarım geçerim arkadaşlar. Keyfime bakarım. Ama takım arkadaşlarımın da bana yetişmesi lazım. Gayet iyi. Bakın işte yapmamız gereken bu. Çok iyi oldu bu arada. Bana kalması gerekiyordu. Yapmamız gereken bu arkadaşlar. Kule altında dive mekaniğinden hemen bahsedeyim arkadaşlar size. Beni gördü. Gördü beni. Kule altı dive mekaniğinde de şöyle bir şey var arkadaşlar bu karakteri oynarken. Burada hemen reset'i koyacağım. Zaten üzerimde. Ya hayır ya oğlum. Zed ulti ignite'ın nasıl her şeyin durur? Ignite olmasa ölmeyecektim bu arada. Tam problem değil. Problem değil. İralya da orada killini aldı. Güzel. Güzel. Her şeyini, bütün siperlerini atmış oldu adam aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar mevzu ne biliyor musunuz burada? Adamın mesela kule altında dive'lamaya gidiyorsunuz, tamam mı? Siz kule altında adamı dive'lamaya giderken tek dikkat etmeniz gereken sadece bir tane bir şey var. Adamın dibine kadar gelin. Adama bir tane oto atak atın arkadaşlar. İlk oto atak attıktan sonra kulenin target'ı, yani hedefi size dönecek ya. Kulenin hedefi size döndüğü sırada abi bir tane daha oto atak vurup Q'ya basıyorsunuz. İlk gelen kule itini zaten doşlamış oluyorsunuz. Dive atma mekaniği o yüzden güzel aslında, kötü değil karakterin. 11.30 diyor, şunu bir yere açmam lazım. İyi başladık, iyi gidiyoruz bu arada oyunda. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyi durumda şu anda. Umarım bu ilde de böyle hepsini gösteririm, güzel bir maç olur. Çok öndeyiz aslında şu anda. Oyunlar çok dengesiz ya bu ara. Hani video çekerken mesela dikkat etmeye çalışıyorum. Oyunlar birazcık dengeli olsun diye. Yok arkadaşlar, ya bir takım çok güçlü geliyor ya diğer takım çok güçlü geliyor. Pek bir denge yok yani şu an oyunda. Eşleştirme sistemi sanki böyle tamamen bozulmuş gibi hissettiriyor bana. Bir aç gözlülük yapıp arkadaşlar şunu şöyle açıp. İralya yetişemeden benim almam lazım. Oh be. Bu arkadaşlar bu şekilde oynamanız lazım. Çünkü karakter yani solo queue'da yani direkt olarak hani oyundan keyif almak için değil de direkt win almak için. Elvelde hesabınız vardır, başka bir şey vardır. Direkt bam güm abi. Geliyorum bu arada. Direkt bam güm buraya da aynı şekilde şey yapabiliriz. Kanka geldim. Hadi. Bırakın lan beni. Güzel.
Güzel, iyiymiş abi, iyiymiş abi. Ama birazcık erken gelseler, Z'de kalacağız değil mi biz yine? Aha, Z'de öldürdü. Doğuşladım. Çok iyiyiz be, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Gayet güzel, gayet güzel. Bu arada Pyke orada E'den sonra flash çekti arkadaşlar. O bizi kurtardı. E'den sonra flash çekmese kötü olacaktı. Ben bu mid wave'ini iteceğim bu arada. Q skill'in arkadaşlar skill doşlamak için kullanabilirsiniz. Mastery'yi. Özellikle şu an mesela bana ara ara yazıyorsunuz ya. Öğretici olarak biraz anlatmaya çalışıyorum. Sebebi de şu. Zaten bu ara o kadar çok troll video çektim ki. Bir tane de öğretici gelsin dedim artık arada. Ara ara yine atarız arkadaşlar öğretici. Farkındayım, troll videolarda daha çok eğleniyorsunuz. Öğretici videolar artık böyle şey değil yani. League of Legends zaten sezon 11 olmuş. Herkes eğlenmek istiyor oyunda. Bunun da farkındayım ama arada atalım. İsteyen kardeşlerimiz de var. Onları da kırmayalım. Siz de öğreticilerin hatırına ara ara böyle geliyor arkadaşlar. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Böyle değişik bir mastery konsepti falan yapabiliriz bu arada. Yorumlarda da belirtirseniz işte ne bileyim 4 tane sup bir tane mastery tarzında. Son bu çocuğun ormanı var ya, adama 5 level diff atacağım böyle giderse arkadaşlar. Ormanındaki her şeyi çalıyorum. Aha. Oğlum bana gel. Kankam. Bir düşünelim, girmek mantıklı mı? Pek değil arkadaşlar. Okey, burada şimdi bekleyeceğiz bakın. Trundle'ın gelmesini bekleyeceğiz bakın. R'yi açtım bakın, Q atmıyorum arkadaşlar. Q skill'imi bekletiyorum bakın. Şimdi Q'yu vurdum. Red'e de girdik burada arkadaşlar. Q'yu buna da koydum. Geri çıkıyorum şimdi. Ölmeyeceğini biliyorum. Son anda W basıp sonra bir anda dönüp arkadaşlar Q skill'inizi kullanıp döndükten sonra kule altında die mekaniğinden çıkmak için. Burada girip hemen şey yapabilirsiniz. Minyonlara Q atıp kurtulabilirsiniz. Mevzusu bu. Adamın ormanına gireceğim. Adamın ormanını keseceğim. Ben şu an zaten aşırı derecede güçlüyüm. Yani overpower diyebiliriz yani şu anda karakterimize. Tutamazlar yani bizi. 2 vs 1, bakın ne kadar rahat attık. Burada Guin Soo'yu çıktıktan sonra Onit build'i tamamlanmış oluyor. Yaratık gibi vuracağız. Demin ne yazdı bana? Red al kankam sen. Ben 2v1 atarım. Evet kankam. Ben red almam gerekiyor zaten. Bakın mesela. Flash'e Q'yu koydum. Kestim. Hiçbir şey yapamaz. Çıktım buradan. Neden flash'ta gittim arkadaşlar biliyor musunuz? Adama 2 tane 3 tane vurmam lazım ki hem yenilmezim steklensin arkadaşlar. AD marsın. Hem de Q attıktan sonra adam flash atarsa refleks gösteremeyiz. Ne yapıyorum? Önce düz. Dövüşürüz bu arada kankam. Dövüşürüz. Hiçbir şey yapamazsın kanka. 3 double diff yemişsin bak. Ormanın hala kesiyorum. Support'unun gelmesi lazım. Alabildiğim eksiği hala alıyorum. Aşk gözlülük yapıyorum. Çünkü karakter böyle bir karakter arkadaşlar. Belli bir yerden sonra adamların hepsi sizi fokuslayacağı için elinizden geldiğince oyundaki bütün kaynakları almanız lazım. Takım arkadaşlarınız da buna dahil. Q'la doşluyoruz. Çalmaya gelirler. Hepsi ölür. Olacağı olur yani. Ben... Vuracağım, öleceğim çünkü. Ya ben burada mesela anlamadım. Vayne neden dışarıda bekliyor? Pyke neden skill atmıyor? Anlamadım ama olsun. Drake'i almış olduk. Sıkıntı değil. Guin Soo'yu aldık arkadaşlar. İsabet etkilerini 2 defa uygulayacağı için Kraken'i daha hızlı stekleyeceğiz. Yani Kraken'in o 3 vuruşunu daha hızlı stekleyeceğiz. Şu an aslında güç patlaması şu 2 tane eşyada. Karşı taraf ağırlıklı AD ise bunu çekin. CC ise arkadaşlar Merkür'ün adımlarını alabilirsiniz. Ki ben yani daha çok Merkür'ün adımlarını tavsiye ederim CC varsa ama. Eğer ki böyle AD'ye bir komp varsa Ninja tabisi canavar oluyor. Bakın şu an mesela çar tutulmaz. Şu an tutulamaz hale geldi çarımız. Dakika 17'de çıktık 2 tane eşyayı, mitik eşyayı. Bu çok hızlı bir değer. Sizde böyle olmayabilir, daha farklı olabilir. Ama emin olun bu ikisini çıktıktan sonra ya o hasarı gözde görülür bir şekilde hissedeceksiniz arkadaşlar. Red Smite bu arada çok yakışıyor arkadaşlar Mastery'ye. Mutlaka Red Smite tavsiye ederim. Blue Smite'da falan işiniz olmasın yani. Vurursunuz, daha fazladan hasar çıkartırsınız, az hasar yersiniz, ölmezsiniz vesaire. Her türlü word oluyor Red Smite. Ve şu an benim yaptığımı yapın. Bakın oyunda mesela bir boşluk var. Herkes sağda solda. Ben inanılmaz derecede farm'a önem veriyorum. Sürekli farm yapıyorum. Alacağımız 6 tane kill almışız, cebimize koymuşuz. Bu dakikadan sonra da farm'la güçlenmeye devam edeceğim. Burada Rakan'ı kesebiliriz artık. Rakan çok fazla açılmış. Deneyelim bakalım kesebiliyor muyuz? Doğuşladım yine. Klasik. Çok çok tankisin, sana mahvolmuş lazım. Okey, 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 okey. Limit test arkadaşlar. Limit test yapıyoruz. Hiç sıkıntı yok. O kardeşimiz birazcık fazla tanki. O yüzden ona bir tane mahvolmuş gerekiyor. Mesela karşısı ağırlıklı olarak AP olmuş olsaydı giderdim aklın sonu alırdım ki aklın sonu çok iyi durumda. Bakın hemen aklın sonundan bahsedeyim birazcık size. 40 saldırı gücü veriyor. Bunun yanında %40 saldırı hızı veriyor. Böyle bir eşya yok şu anda. 50 büyü direnci veriyor. Karşısı AP'yken çok iyi. Bir de her vurduğunuzda 10 hit yani ekstradan hasar çıkarttırıyor. Ben mahvolmuş çıktıktan sonra arkadaşlar bu kardeşimiz de tereyağı olacak.
Çünkü şu anda sadece her üçüncü saldırımda bir 110 ekstra hasarı Kraken'den çıkartıyorum. Bir de mahvolmuşu çıktığımız zaman mahvolmuştan da çıkartacağız. Üstüne arkadaşlar gidip sapıklık yapıp aklın sonu da alabiliriz bu arada. Zaten tam çıldırmalık oluyor. Ki çok domine ettik ya oyunu. Şu an bizimkiler herhalde burada kazanacaklardır diye düşünüyorum rahat rahat. Yok, kaybediyorlar. Evet evet, birazcık orada sıkıntı olmuş. Olsun, problem değil. Ormanı biz clearlayarak ilerleyeceğiz. Deminki gibi Trandall oraya flash'ta girmesin ruh hastası. Durun inansın. Durun inansın. Atmayacağım. Ultimi atmama gerek yok. Güzel güzel. Ultiyle alması çok iyi o. Aa, çocuk nasıl öldü lan bizim? Bizim çocuk nasıl öldü oğlum? Adamların yapacağı bir şey yok. Scriptive skill ya. Geç lan o işleri. Bunlar abi ne kadar egolu bir ülkeyiz ya. Herkes ego kasıyor. Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum ya arkadaşlar size. Geçen gün bu intermittent fasting aralıklı oruçla ilgili bir muhabbet dönmüştü. Ben dedim ki böyle böyle arkadaşlar dedim. Bir tane dedim işte zayıflama için kullandığım dedim bir yöntem var dedim. İF diye geçiyor. Açılımı dedim intermittent fasting. Türkçesi dedim aralıklı oruç. Yok işte 1400 yıllık orucumuz çalınmış bizden. Yok işte gavurların şeylerini anlatıyorsun. Arkadaşlar birazcık gerçekten ya... Kitap okuyabilirsiniz. Okuduğunuzu anlamanız artar. Dinlediğinizi anlamanız artar. İşte ne bileyim. Eğer oksijen gitmiyorsa aranızda bazı kişilere fındık yiyebilir, ceviz önerebilirim beyin için. Bunlar gerçekten elzem şeyler. Ben dedim ki adamlar dedim diyet yönteminde kanka yapma. Bak beni tahrik etme kanka. Beni tahrik etme, gelip burada durduk yere seni öldürmeyeyim. Ne dedim arkadaşlar ben size? Aralıklı oruç dedim. Adamlar dedim zaten adını oruç koymuş. Yani... Adam bizim orucumuzu çalmıyor. Adam da buna oruç diyor. Yani adam diyor ki sen, ben senin oruç tuttuğunu biliyorum. Evet diyor. Bak buna da diyor aralıklı oruç adını veriyoruz diyor. Mevzu ne? Bizim ya zaten oruç 12 ay tutulması gereken bir şey olsaydı Allah bize 12 ay oruç tutmamızı emrederdi değil mi? Yılda sadece bir ay tutuyoruz arkadaşlar. Farz olan bölümü. Gerisi isteyen tutar, isteyen tutmaz. Ona kimse karışamaz ama bir aylık farz olan bölümü var. Şimdi burada din kültürü ahlak bilgisi dersinde de değilim ama yok işte sen ne biçim adamsın da, yok işte orucu ne hale getirmiş, yok işte millete oruç tuttu cehenni. Ya oğlum salak 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 konuşup beni güldürmeyin ya. Vallahi okurken yorumları kahkaha atıyorum. Adamlar aralıklı oruç demişler. Zaten Türkçesi de oruç arkadaşlar çevirdiğiniz zaman. Mevzu ne? Mevzu bu iş şu. Adam diyor ki sana kardeşim diyor su içebilirsin, kahve içebilirsin, çay içebilirsin ama şeker olmayacak. Yani vücuduna kalori girmeyecek diyor. Bunu da defaten anlatmama rağmen yok orucu şöyle olmuş böyle olmuş bilmem ne. Vallahi enteresan bir ülkedeyiz. İnanılmaz duyar kasılan bir ülkedeyiz. Bazen bu durumlardan çok sıkılıyorum. Diyorum ki ya harbiden yani hiçbir muhabbet yapmamak lazım aslında falan diye böyle düşünüyorum. Neyse ya büyük bir çoğunluğunuzun anladığını biliyorum. Anlamayanlara da umarım anlayacağı şekilde anlatmışımdır diyorum. Haydi şöyle bir gelelim. Selamun aleyküm diyelim. Kankam Allah rızası için şu şar ne ya? Riot bu şar ne ya? Bu çarı bana anlat bir ya. Bu çar neden böyle abi? Bunun olayı ne abi? Ne yani? Neden bu kadar güçlü? Yani dümdüz şu dakikaya kadar farm yapıyorsunuz. Bu dakikadan sonra Q'yu at tekle. Q'yu at tekle abi. Bu kadar basit. Kim gelirse gelsin. Takıma bak falan diyorlar ama takımla hiçbir alakası yok. Ben arkadaşlar Efe'ye de göndereyim. Pentalı maçı. Oradan da birazcık böyle bir kesit olsun. Gerçekten şu an metanın en yüksek win rate'li Senpai'den bu arada bakabilirsiniz. Ben Senpai'den takip ediyorum bütün metayı. Açıklama kısmında Senpai'nin linki var. Oradan Senpai'yi indirip metada hangi karakter var, hangi karakteri hangi boyutlar kasılıyor, hangi boyutların win rate'i ne kadar hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bu kardeşimizi bir çekelim. Maraz beni tutma Maraz. Oh Maraz'dan kurtulduk. 12 saniye var bu arada ultime. Kaçıyormuş gibi yaptığıma bakmayın. Kaçmıyorum halbuki arkadaşlar. Öpme kankam beni. 7 saniye kaldı. Biz şöyle şuradan bir kenara çekelim. İralli ölecek bakın burada izleyin. 5. 4. Senle işim yok kankam. Hadi senle de işim olsun. Ne? Ne? Neden flash attım lan ben? Ulan gelsene yardıma fente atacağım bir daha. Ya salak Mastery çok salaksın ya. Vallahi nefret ediyorum abi bu meta gelmesin. Karakter çok salak çünkü. Dümdüz arkadaşlar yani sağ tuşa basıyorum mouse adamın kafasına götürüyorum. Tek yapmanız gereken öyle de geri düşmeyip öyle de geri düşmediğiniz zamanda da eşya çıkmış olmak bu kadar abi. Başka hiçbir zorluğu yok. O kadar kolay ki lig kasmak şununla. Hani bu zırhleşmeli build'i gibi de değil. Hani o build'de tıkanabiliyorsunuz. Bunda hiç tıkanmıyor abi çok bozuk. Çok aşırı bozuk ya.
27 arkadaşlar bakın adam akıllı fight'a bile gitmedik ama 27K hasar çıkartmışız. Karakter gerçekten brokut. Ben Penta'lı bölümü Efe'ye gönderirim. Penta'lı bölümü maçı da Efe oraya koyar arkadaşlar. Penta'yı cidden şu an meta'nın en yüksek win rate'li karakteri. Aşırı bozuk. Şiddetle Master'ı ise tavsiye ediyorum. Mutlaka alın oynayın. Özellikle Eloal'de olanlar, Eloal'den çıkmak isteyenler vesaire alıp kullansınlar arkadaşlar. Bu ara videolar birazcık böyle şey oldu biliyorsunuz. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama dedim işte birazcık bende de bir şeyler ters gidiyor. Öyle. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmasanız çok mutlu olun. Hoşçakalın.